kuş görüyorum. Yakalayacağım onu anne. Dostum, kadınlara inanma. Vaatlerine gül geç. Kadınlar güya aşktan söz ederler. Oysa hainlik onları sarıp sarmalayıp giysilerinin titreşiminde şekillenir. Adem'i cennetten kovdurmak için iblisin kadını kullandığını unutma. Bir gün aşka düşersen aşıkların çılgınlığına kapılmayacağım deme sakın. Kapılırsın. Çünkü kadınların baştan çıkarıcılığından yakasını sıyırmış bir erkek olmayacak bir şeydir. Gülme oğlum, ciddi bir şey okuyordum burada. Masal bu oğlum, bu masal. Ne ciddisi? Binbir gece masalları işte. Kadınlara inanmazsak onlar da bize inanmaz. Kadınların derdi inanmak değil ki Kerem. İyi akşamlar. Bir kadın bir erkeğe hiçbir zaman inanmaz. İnanmış gibi yapar. Bu gece programı bana. Bütün kadınların derdi para aslında. Yok artık. Ciddiyim. Bak şu masaya. Oradaki kadınlarla adamlar arasında en az 30 yaş fark var. O kadınlar ne arıyor masada? Aşk mı? Şefkat? Ya onlara ne bakıyorsun sen ya? Onlar mal, belli. Kadın değil mi? Hepsi aynı. Hadi şeker. Hazır mısın? Hazırım. Hala uykum var. Uyuyamadın mı gece? Yok, uyudum. Uyudum ama hala uykum var. Buyurun. Günaydın. Günaydın. Yalçın abi, senin Vosvos'ta Porsche motoru varmış. Öyle diyorlar. Ya ne istiyorsunuz oğlum benim Vosvos'umdan ya? Onu bir kapatabilir miyiz? Günaydın millet. Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Günaydın, hoş geldiniz. Ödüllü mimarımız hanımefendi teşrif etmediler mi henüz? Arkadaşlar, buyurun. Yalçın abi, hadi. Onur. Yalçın abi, sizin jenerasyon bilgisayara hayır kampanyası başlatmış, doğru mu? Kerem, uğraşma evlat benimle. Bilgisayar çıktı, mertlik bozuldu diyorsun yani. Yalan mı ha? Bir de abi, ille de tecrit bilimi diyorsun yani. Toplantı saati herkese bildirilmedi mi?
Günaydın. Günaydın Nurhayat Hanım. Özür dilerim, geciktim. Saatiniz mi çalmadı? Hayır efendim, çaldı. Çaldı. Ama siz yine de geç kaldınız. Buyurun başlayalım. Vaktimiz sınırlı. Arkadaşlar, hepinizin bildiği gibi Dubai'deki yarışı biz kazandık. 45'er katlı iki kuleden oluşan Sky Towers projesi artık bizim. Hepinize teşekkür ederim. Ben de hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gece gündüz çalıştınız. Bu projeye yaptığı katkılarla Dubai'deki yarışı bize kazandıran Şehrazat Hanım'a ayrıca teşekkür ediyoruz. Bildiğiniz gibi Şehrazat Hanım'ın alanlar arası geçiş ve yansıma projesi Halit Muna Vakfı Mimari Ödülü'nü de kazanmamızı sağladı. Evet, tekrar tebrik ederiz. Bravo. Tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Yarışı sizin katkılarınızla kazandığımıza göre detayları da sizden dinleyelim. Buyurun. Rica ederim. Hep birlikte kazandık. Çok iyi bir ekip çalışmasıydı. Projeye geçelim lütfen. Sizin de bildiğiniz gibi Sky Towers 75 bin metrekare arazi alanı üzerinde 55 bin metrekare kapalı alanı olan ve ara bağlantılı iki kuleden oluşan bir proje. Suya yansımasıyla 4 kule görünümü alıyor. İlk bakışta kuleler göze çarpıyor ama... Oturarak anlatırsanız hepimiz daha rahat anlayacağız. Bu iki kule arasındaki kullanım alanı bizden istenen çeşit dağılımı için bize büyük bir olanak sağlıyor. Kaan'cığım ben geldim. Anneciğim. Anne geldi. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk Niker Hanım. Teşekkür ederim. Resim mi yaptın? Çok güzel olmuş. Kuklalar. Kuklalarımız buradaymış yine. Oynatalım mı biraz? Merhaba Işık kardeş. Bak benim bir sürü piknik sepetim var. Hem de hepsi çikolatayla dolu. Ama çok çikolata yersek kaşınırız değil mi köpek kardeş? Evet haklısın ama ben hem yerim hem kaşınırım. Sen de çikolatayı çok mu seviyorsun köpek kardeş? Çok seviyorum Kaan kardeş. Şehrazat Hanım doktor bey arıyor, çok acilmiş. Atilla bey. Ne? Ciddi misiniz? Tamam, hemen geliyorum. Hoşça kalın. Yiyecek bir şey istemediğinizden emin misiniz efendim? Yok hayır, teşekkür ederim. Ben birazdan çıkacağım zaten. Müsaade ederseniz ben yemeğe çıkabilir miyim? Siz daha çıkmadınız mı? Çıkın. Toplantıyı erken bitirdiniz. Anlatmaya fırsatım olmadı. Sky Towers için birkaç yeni önerim size olacak. Size oturun demedim. Onur. Benimle görüşmek için randevu aldınız mı? Ben sekreterinizle görüşecektim. Derhal çıkın. Lütfen. İki dakikanız size varsa... Size çıkın dedim.
ne cesaret ya? Ne bu cüret? Kim aldı bu kadını işe? Senin çalışalım diye tutturduğun danışmanlık firması Onurcuğum. Söyledim sana mimarlarımızı kendimiz seçelim diye. İsmail Bey bağlı. Hata yapmışız demek ki. Bu adamları bir çuvalda uzun para ödüyoruz. Bize adam akıllı eleman bulsunlar diye iş aldıkları kadına bak. Mimar mı fahişe mi belli değil. İsmail Bey, şu yeni işe aldığımız mimarlardan biri. Neydi bu labalinin adı? Bilmem. Jale, Jale'ydi galiba. Jale. Bilmiyorum, 10 tane Jale yok herhalde bu şirkette. Bu hanımefendinin çıkışını verin. Hemen bugün. Gerekçesini de siz bulun. Lütfen. Kimlerle çalışıyoruz ya? Bu kadını Dubai projesinde düşünebiliyor musun? Ben bu kadını bu binada bile düşünemiyorum. Ne Dubai'si? Hadi çıkalım. Donörümüz Bakü'de. Azerbaycan'da yaşıyor. 38 yaşında bir kadın. Mihriban Vahapzade. O da 15 yaşındaki oğlunu lösemiden kaybetmiş. Ay yazık. Masraflarını üstlenirsek buraya gelip kan ve ilik nakli yapılmasını seve seve kabul ediyor. Ne demek? Tabii ki üstleniriz. Allah'ım inanamıyorum. Kaan'ın HLA doku antijenleri ile Mihriban Vahapzade'nin HLA antijenleri yüksek oranda uyumlu. Tabii testler burada da yinelenecek. Ama yine de bu başarı şansımız yüksek anlamına geliyor. İnşallah. Yalnız biliyorsunuz, ilik nakli ciddi bir rakam tutuyor. Evet, biz işin o kısmını hiç konuşmadık sizinle. Ne kadar tutar sizce? Bu konuda bir araştırma yaptım. Kesin bir şey söyleyemiyorum ama 200 bin dolar civarında görünüyor. Ne? Aşağı yukarı. Biraz daha az olabilir. Ama siz 200 bin dolar diye düşünün. Ne diyorsunuz Atilla Bey? Çok para biliyorum. Ama böyle maalesef Şehrazat Hanım. Çok pahalı bir tedavi bu. Mihriban Vahapzade'yi hemen getirirsek iyi olur. Kaan'ın durumu çok acil. Tabii de. Ben bu kadar pahalı tutacağını hiç düşünmemiştim. Buyurun efendim, masanız hazır. Teşekkürler. Sabahki toplantı çok iyi geçti. Ya evet. Detaylara girince mide kramplarım azaldı biraz. Benim de. Muharrem Bey, balık ne var bugün? Yine levrek demeyeceksin bana, değil mi? Çok güzel dil balığım var bugün. Sizler için ayırdım. Dil. Ben dil yerim. Tarak külbastı tavsiye etmiştin geçenlerde. O çok iyiydi. Var mı yine? Siz her zaman var Kerem Bey. Ne demek? Birer tek rakı veya beyaz şarap? Ben rakı alırım. İyi hadi ben de rakı alayım. Derhal. Abi şaka maka ciddi bir ödül kaptık ya. Ya. Halit Muğna Vakfı ödülü. Kafadan referans bir kere. Müthiş oldu gerçekten. Sıkı çıktı bu yeni mimar kadın. Neydi adı? Sen de kadınların adlarını hiç hatırlamazsın. Nedense. Bırak. Tabii efendim. Bunu hatırlaman lazım. Niye? Şehrazat. O bayıldığı masaldaki kadının adı. Öyle mi? Hiç farkında değilim. Çok farklı bir kadın değil mi? Soylu bir havası var bir kere. Farklı yani. Ciddi. Acayip zeki. Gördün sen de toplantıda. Zehir gibiydin. Gerçi sabah sabah bir de fırçaladın kadını ama. Geç kalmasaydın. Tam 15 dakika bekledik hanımefendiyi. Başka zaman olsa almazdım ben onu toplantıya da. Sayesinde projeyi kazandık diye hoş gördüm bu sefer. Katısın, katı. Don Patroni. Sen de çok yufka yüreklisin. Dengeliyoruz işte. Onur, o Almata projesini ne yapacağız? O iş senin elinde öper Keremciğim. Ya yıkma şu işi benim üstüme be. Abi ne konuştuk seninle? Dubai benim, Almata senin. Öyle demedik mi? Değişsek ne olacak? Hayatta değişmem kusura bakma. Ben çok çalıştım Dubai'ye. Ne olur ya. Hadi hadi. Ne inat adamsın be. Onur. Afiyet olsun. Şehrazat çok merak ettim seni. Nerede kaldın? Aa!
Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Sağ ol Bengü. Sen de idare ettin yine beni. Ay ne önemi var? Ne oldu? Söylesene. Kaan'ın doktoruna gittim ben bugün. İlik verecek donör bulundu. Çok güzel haber bu. Niye ağlıyorsun? Aradığınız donörü buldunuz işte. Nasıl ağlamayayım Bengü? $200,000 tutar dedi doktor. $200,000 mı? Çokmuş be. Bu kadar param yok ki. İşe daha yeni girdim. Bir arabamdan başka hiçbir şeyim yok Bennu. Üzülme bir tanem. Bakarız bir şeyler, toplarız sağdan soldan. $200,000 toplayacağız Bennu. Ne bileyim ben. Tereyağı ister misiniz babacığım? Hı hı. Nimet, tereyağı ver. Hadi bakalım. Bismillah. Ya bana koymasana be. Ya bana çok koymuş. Ben de çok koymuş. Şşt. Ne oluyor? Ne oluyor kızım? Ya baba bana çok koymuş. Madem yemeyecektin, niye o kadar çok koydurdun? Ama dede. O tabak bitecek. Tek bir lokma bile kalmayacak, anlaşıldı mı? Şunu bulamayanlar var. Millet sokakta aç, sizse nimeti ısraf ediyorsun. Hadi, hadi kızım, hadi. Kaşıkla. Hadi canım, hadi git konuş. Kovarsa beni? Ya kovmazsa? Diyelim ki kovdu. Ne kaybedersin? Hadi. Hadi can. Vanlılar geldi. Yarın seninle görüşmek istiyorlar baba. Laleli'deki dükkana gelin dedim. Su iç kızım, su iç. Duydun mu hanım? Ha? Bak Ali Kemal Vanlıları bağlamış. Güzel, aferin oğlum, aferin. Kapımız herkese açık Ali Kemal. Herkese yavrum. Sağ ol. Oo, revani mi yaptın? Ya hanım daha önce söyleseydin de mantıyı fazla kaçırmasaydık ha. Ağzınıza layık. Afiyet olsun Burhan Bey. Eline sağlık. Ya çok da fazla yapmışsınız.
ısraf olacak. Babacığım. Niye ısraf olsun Burhan Bey? Yenir çoluk çocuk. Yenir değil mi? Hadi bakalım. Bir hanım geldi Burhan Bey, sizi görmek istiyor. Öyle mi? Gelsin bakalım. Nadir Hanım. Burhan Bey. Allah'ın aşkına. Yukarı al. Buyurun bu taraftan. Akşamın bu vaktinde istenmediğiniz bu kapıya geldiğinize göre bir derdiniz var Şehrazat Hanım. Mecbur olmasam gelmezdim. Ziyarete gelmediğiniz belli. Torununuz çok hasta. Torunu mu? Öyle mi? Lösemi. Kan kanseri yani. Acilen ilik nakli yapılması gerekiyor. Çocuklar siz odanıza gidin. Bizim konuşacaklarımız var. Ne yüzsüz, ne ahlaksız kadınmış. Utanmadan hala kapımıza gelebiliyor. Kim bilir ne dilenecek. Oh, oh. Zavallı Ahmet'in mezarında kemikleri sızlıyordur şimdi. Füsun. Yalan mı ama anne? Hangi yüzle çalıyor ki kapımızı? Ne kötülüğünü gördün zavallı kızı. Daha ne kötülüğünü göreceğiz ya. Ay hakikaten anne ya. Ahmet'in ölümüne sebep olmadı mı bu kadın? Aslan gibi çocuk onun yüzünden denize uçmadı mı arabasıyla? Gençliğine doyamadan gitti kardeşim. Hı. Nereden biliyorsunuz kızcağızın sebep olduğunu? Kaza işte. Bırak anne, şu kadını niye müdafaa ediyorsun anlamadım. Kardeşimi toprağa gömdü, muradına erdi. Ali Kemal yeter artık. Anneme de bak ya. Avukatı mı o kadının? Ay ne bileyim üf. Git kendisine sor.
paranın çok azını bulabildim. Ama yetmiyor. 150 bin dolara daha ihtiyacım var. Yalvarırım size Burhan Bey. Bu parayı isteyecek kimsem yok benim. Öderim size borcumu. Emin olun öderim. Kaan sizin torununuz. Nasıl torunum oluyor benim? Yüzünü bile görmediğim bir çocuk nasıl torunum oluyor benim? Ama görmek istemediniz ki. Ahmet kaç kere size haber vermek... İsteyecek miydim bile? Atanıza yaptığınız saygısızlığı unuttun. Getirin mi diyecek? Ben eşek başı mıydım bu evde? Babaydım ben. Baba. Burhan Bey. Bana bak Şehrazat Hanım. Benim hayırsız oğlum benim muhalefetime rağmen seninle evlendi. Benim müsaademi almaya lüzum bile görmedi. Ailesinin büyüğünü hiçe saydı. Burhan Bey tamam. Ama yalvarıyorum şimdi konuşmayalım bunları. Ne olur. Torununuz ölüyor diyorum size. Bana istediğini söyleyin. Bağırın, çağırın, hatta nefret edin benden. Ama yalvarıyorum oğlumu kurtarın Burhan Bey. Siz milyon dolarlar buluyorsunuz. 150 bin dolar sizin için hiçbir şey değil. Ama benim için büyük para. Yok işte. Çırpınıyorum, didiniyorum, bulamıyorum. Yok işte, yok. Oğlum daha 5 yaşında. Yalvarıyorum Burhan Bey. Allah'ını seviyorsanız yardım eli uzatın bana. Ne olur. Ben seni tanımam Şehrazat. Son bildiğim oğlumun ölümüne sebep oldu. Hepsi o kadar. Hayır. Hayır Burhan Bey. Bak. 10 canım olsa birini bile vermem. Ne sana ne de oğluna. Anladın mı? Burhan Bey. Torununuz ölüyor diyorum size. Hiçbir vicdanınız yok sizin. Sen benimle vicdan hesabı yapamazsın Şehrazat Hanım. Haddini bil. Bu kadar acımasız olmayın. Ne olur. Ben Ahmet'i çoktan defterden sildim. Bir daha bu kapıya gelme. كن يحييها الذي أنشأها أول مرة فهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا yine yağmur yağıyor. Annemin gecesi. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ unutmuyor. Annem babamın ölüm yıldönümünü unutmuyor. Her sene kocasının bir başka kadının yatağında öldüğü gecenin yıldönümünde ilahi bir müzik duyuluyor bu bahçede. Kutsal bir müzik. Sen de her sene aynı nefreti hatırlamaktan usanmıyorsun be Onur. Unutmayacak mısın bu hikayeyi artık? Ben bu hikayeyle büyüdüm Kerem. Daha 12 yaşındaydım o kadın babama musallat olduğunda. Biliyorum. Ama seneler geçti, unut artık. Söylemesi kolay. Bir kadının oyuncağı olmuş bir baba ne demek anlamıyorsun tabii. Onur, beraber büyüdük biz. O zaman da yanında ben vardım. Çok iyi biliyorum yaşadıklarınızı. O zaman niye itiraz ediyorsun? Kadınlara inanma, vaatlerine gül geç deyince. İyi tamam, dediğin gibi olsun. Kadınların vaatlerine gülüp geçiyoruz. Onlara inanmıyoruz. Ama annelerimiz de kadın. Onlar başka. Onlar anne. Anne olunca başka mı oluyor? Tabii. Onur. Her kadın bir gün anne olabilir. Hayır.
Her kadın çocuk doğurabilir. Ama her kadın anne olamaz. Allah kabul etsin. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Allah kabul etsin. Gören de annemin babamı çok sevdiğini düşünür. Herhalde. Bu mevlidi senelerdir en az 20 kez dinledim. Bence babama kendini hatırlatıyor anne. Sen öldün gittin ama ben seni unutmadım diyor. Sen ne kadar garip bir adam oldun ya. Seneler geçti be. Düzeleceğini olgunlaştıkça daha beter oluyor. Onur, burada mısınız? Buradayız anne. Gitti mi misafirler? Gittiler. Oğlum biz de gidelim mi artık yavaş yavaş? Tamam. Oturun Seval, erken daha. Geç oldu ama. Hadi hadi. Hadi gel. Gel Seval anne. Sağ olun. Buyurun anne. Vicdansız. Beni istemedi ya ondan. Niye Şehrazat? Niye bu kadar karşı çıktı senin Ahmet'le evlenmene? Ahmet'i Kayseri'deki bir akrabalarının kızıyla evlendirecekmiş. Hatta kızın babasıyla falan konuşmuş galiba. Sonra benim için eğer o kızla evlenirsen seni evlatlıktan reddederim demiş. Sonra biz de kimseye haber vermeden gidip evlendik. Sonra Ahmet, babam iyi adamdır. Eğer seni görürse yumuşar dedi. Biz de gittik. Eyvah, kovdu değil mi? Benim senin gibi bir oğlum yok dedi Ahmet'e. Ah canım ya. Cenazesine bile gelmedi biliyor musun Beyno? İnanabiliyor musun? İnsan öz oğlunun cenazesine gelmez mi? Olur mu canım öyle şey? Sonra abisi geldi. Ben başsağlığı dileyecek zannettim. Kardeşimi toprağa gömdü, mutlu musun dedi bana. Ne? Ölümünden beni sorumlu tutuyorlar. Ahmet trafik kazasında ölmemiş miydi? Güya Ahmet'le kavga etmişiz. O da bana kızıp içkili binmiş arabaya. Ondan kaza yapmış. Ahmet içkili miydi peki? Biz kazanın olduğu gece yemek yiyorduk Beyno. Abisi aradı. Ağzı alamayacak laflar söyledi benim için. Ahmet'in çok gücüne gitti. İçmeye başladı. Sonra gideceğim babamla konuşacağım diye tutturdu. Ahmet gitme dedim. Ahmet gitme. Yalvarırım. Ama o gitti. Ama beni dinlemedi. İçkili bindi arabaya. Sonra da... Hayır, insanda biraz utanma olur ya. Nasıl gelebiliyor bu kapıyı anlamadım ki. Çocuk hastaymış. Bize ne? Erkek torun ya. Ona güvenmiştir. Ne diyorsun sen be?
ne erkek torunu. Ya çocuğun soyadı Evliyaoğlu değil mi kızım? Soyun devamı için... Başlatma soyunuzdan Ali. Değil mi? Al işte soyunuz devam ediyor. Ya tamam bir şey demedik. Daha ne diyeceksin be? O kadının çocuğundan da erkek torun falan diye bahsedip sinirimi oynatma benim. Bu ailenin tek bir erkek torunu var, o da benim doğuracağım oğlan. Evliyaoğullarının veliahtının da anası benim. Anladın mı? Bir daha bu mevzu bu evde açılmayacak demedim mi? Burhan Evliyaoğlu'nu iki paralık adam durumuna düşüren o evladın adı bir daha bu evde anılmayacak demedim mi? Yapma Burhan Bey. Babasını sildiysen çocuğun ne günahı var? Kansermiş. Allah şifasını versin. Benden dua. Hepsi o kadar. Ağlama. Ağlama be kadın, ağlama. Ahmet'in bizi ne durumlara düşürdüğünü ne çabuk unuttun ha? Sözlediğimiz kızın babası yüzüme tükürmedi mi? Oğlunuzu bir mühendis olarak yetiştirdiniz ama bir sözünüzü geçiremediniz demedi mi? He? Demedi de. Tamam Burhan Bey, tamam dedi. Ama o da bizim torunumuz. Hayır. Benim Ahmet'ten olma bir torunum yok. Ama çocuk kanser. Şirket borç verir bence Şehrazat. Niye ya? Sen değerli bir elemansın. Daha deneme sürem de olmadı Hakan. İyi de sayende kaç milyon dolarlık ihale aldılar. İşe girerken çocuğum var demedim ki ben. Bekarım, çocuksuzum, hiçbir engelim yok dedim. Niye öyle bir şey yaptın? Ne yapsaydım? Çocuğum var diye kaç kapıdan döndüm biliyor musun? Hep aynı şeyi söylediler. Referanslarınız çok iyi ama küçük çocuğunuz var. Bizim iş tempomuza ayak uyduramazsınız. İnanamıyorum. Ne saçma bir gerekçe. Saçma ama öyle. Mecbur kalmasam yapar mıydım? Şimdi çocuğum için para istiyorum desem, bırak borç vermeyi bir de yalan beyanda bulundum diye anında işten atarlar beni. Özel sağlık sigortan karşılamıyor mu peki? Hayır. Hastalıktan sonra yaptırdım kanun sigortasını. SSK? Daha 3 aydır SSK'lıyım Hakan. Hep serbest çalıştım ben bugüne kadar. Nereden bileyim ben bir gün böyle bir şeyle karşılaşacağımı? Babandan kalan bir şey yok mu? Yani ne bileyim, ev, dükkan falan. Babam da kanserden öldü. Neyimiz var, neyimiz yoksa onun tedavisi için sattık zamanında. Tamam anne, holdinge gidince halledeceğim. Yarın eline geçer, tamam. Merak etme. Ne oldu? Annem, Burak yine parasız kalmış. Bıktım Onur bu heriften. Ona gönderdiğim parayla var ya, 5 üniversite daha bitirirdim ben. Amerika'da master yapmak pahalı oğlum. Ne master abi ya? Sözde master. Bundan da vazgeçecek. Her sene yeni bir icat çıkarıyor ya. Herif serseri. Dur. Annem çok yüz veriyor da ondan oluyor işte. Boş ver. Üzme anneni, gönder gitsin. Sanki başka çarem vardı. Neyse ya, her zamanki film işte. Şah Şehriyar, nasılsın oğlum? Don Kişot gezdiriyor mu seni? Sancho Panza'ya merhaba de oğlum. Yemeği burada mı yiyelim? Başka niye geleyim ki ben buraya? Güzel yemek var diye geldim. İyi, gel. Yoksa bayılmıyorum yani. Bak Şehrazat, bir şey söyleyeceğim ama hemen itiraz etmek yok. Hakan, kapatalım bu konuyu dedim. Sus, bir dakika da dinle. Benim arabamda bir 15-20 bin dolar eder. Saçmalama. Gerçekten. Veririm bir galeriye, satılır satılmaz parası senin. Hakan'cığım, çok teşekkür ederim ama olmaz. İtiraz etmek yok dedim, değil mi? Hayır. Lütfen. Canım arkadaşım, sağ ol. Sen benim en iyi dostumsun. Ama olmaz. Ya çalışıyorum, kazanıyorum Şehrazat. Yeni bir araba alırım, ne olacak? Yeter ki para senin bir işine yarasın. Damlaya damlaya göl olur yani.
3 kuruş oradan, 5 kuruş buradan. Doğrudan gölü bulsak ne âlâ ama yok. Tamam değil mi? Dur bakalım. Kredi için bankaya başvurdum. Çıkar mı dersin? Çıkar, çıkar. İnşallah. Çıkmazsa satacağım ama arabayı, tamam mı? Tamam. Burcu, buraya gel dedim Burcu. Babaanne, Burcu. Babaanne. Burcu dedim. Burcu. Burcu buraya babaanne, gel. Babaanne kurtar beni babaanne. Buraya gel çabuk. Annem dövecek Burcu. Beni babaanne kurtar beni. Dövmez. Dövmez kızım, dövmez. Hayrola anne? Niye çıkardın bunları ortalığa? Hiç, şöyle bakıyordum işte. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Neden işten çıkartıldığımı öğrenmek istiyorum. Açıklama zarfın içinde, açıp okuyun. Bir alt yazmıyor burada. Hanımefendi yazıyor. Performansınız yeterli görülmedi, bu kadar. Üç günde nasıl karar vermişler performansımın yetersiz olduğuna? Orasını ben bilemem. Yöneticiler öyle uygun gördü. Yok ya, bir fırsat mı vermişler ki anlasınlar? Bu zarfı kabul etmiyorum ve hemen bir açıklama istiyorum. Açıklama bu zarfın içinde. İster kabul edin, ister etmeyin. Nasıl isterseniz. O ukala patron kovdurdu beni işten değil mi? Onur Aksal. Kızım uzatma. Şımarık, manyak. Bana bak, ağzından çıkanı kulağın duysun. Şimdi güvenliği çağırırım. Hadi çık dışarı. Peki, öyle olsun. Ama bu iş burada bitmeyecek. Göreceğiz bakalım performans nasıl olurmuş. Güzel oğlum benim. Şunu da giydirelim. Oo. Bunu. Çok mu yakışıklı benim oğlum? Hı? Çok mu yakışıklı? Ben iyileşince okula da gideceğim değil mi anne? Tabii gideceksin oğlum. Okula gideceksin. Bir sürü arkadaşların olacak. Bisiklete de binecek miyim? Canım oğlum benim. Yavrum. Dur kapıya bakıp geliyorum ben, tamam mı? Tamam. Bakıyorum Nigar Hanım. Torunumu görmeye geldim. Dedesi istediği kadar inkar etsin. Ama bizim bir torunumuz daha var. Müsaade edersen torunumu görebilir miyim? (Gülüyor)
Büyümüş mü? Çok. Sokakta görsem tanımama imkan yok. 9 aylıktı siz gördüğünüz zaman. Kaan'cığım, hadi öp babaanneni. Hadi ama, bak babaannen ta nerelerden gelmiş seni görmek için. Odanda sen oyuncaklarınla oyna. Babaanneye resim yap mesela, olur mu? Hadi. Nigel Hanım. Buyurun Şehrazat Hanımcığım. Kaan'ı odasına götürür müsün? Peki. Babaanneye resim yapacakmış. Gel canım. Oyun oynayacağız şimdi seninle. Hop. Yaşayacak mı? Yaşatacağım. Nadide Hanım nerede kaldı? Neredeyse Burhan Bey gelecek. Patlıcanları yine kızartıp mı yaptın Nimet? Kaç kere söyleyeceğim doğuma kadar kızartma bana, yasak diye. Burhan Bey öyle istedi Füsun Hanım, ben ne yapayım? Benimkini ayrı pişir canım. Herkes de bambaşka bir şey istiyor bu evde. Ben bu yemekleri bu haliyle yiyemem. Canım kızım. Ya sen kocaman oldun artık, taşıyamıyorum ben seni. Hoş geldiniz Burhan Bey. Hoş bulduk. İyiyim babacığım. Alayım. İn bakalım şöyle. Bir bardak su versene Nimet. Hemen Burhan Bey. Ne yaptınız bakayım bugün? Hiç baba, Buket'e bir şey söyle, boya kalemimi alıyor hep. O senin askerlik arkadaşın mı? O senin büyüğün. Büyüklerine abi veya abla diyeceksin. Sen de Buket'e Buket abla diyeceksin. Peki. Dedemler gelmiş. Oo, gel bakalım gel. Otur. Hoş geldiniz baba. Hoş bulduk. Aç mısınız? Bütün gün çalıştık durduk. Tabii ki açız. Buyurun Burhan Bey. Nimet hemen sofrayı hazırlayın. Peki efendim. Babaannen nerede? Bilmiyorum ki dede. Annen içeride mi? Vallahi bir ara dışarı çıkmıştı ama hala gelmedi baba. Nasıl dışarı çıkmıştı? Nereye gitti? Nereye gitti? Geç oldu, gideyim artık.
Kalsaydınız biraz daha. Yemek yerdik. Yo yo, sağ ol kızım. Burhan Bey köpürmüştür şimdi. Nasıl isterseniz. Şehrazat. Müsaade edersen gene gelmek istiyorum. Estağfurullah. Müsaade ne demek? Her zaman beklerim. Başımın üstünde yeriniz var. Sizin. Rahmetli babam Ahmet doğduğunda takmıştı bunu bana. Oğlunun düğününde gelin kızına takarsın demişti. Kısmet değilmiş. Burhan Bey'in yüzünden mürvetinizi göremedim. Gün bugünmüş. Bu senin kızın. Teşekkür ederim ama olmaz. Alamam ben bunu. Şehrazat, dinle kızım. Bak. Bak, benim hiçbir eksiğim olmadı hayatımda. Babam da, beyim de her bir ihtiyacımı karşıladılar çok şükür. Ben de bir kenara 5 kuruş koyma lüzumunu hissetmedim. Bizi böyle yetiştirdiler. Ama çok yanlışmış. Yani biraz param olaydı, böyle yanmazdı içim. Al bunu. Ahmet'imin hatırı için. Satarsın. İhtiyacını karşılama biliyorum. Ama torunumun tedavisinde benim. Telefonunu evde bırakmış baba. Madem kullanmayacaktı, biz bu kadına niye telefon aldık ha? Kullanmayı bilmiyor ki baba. Kaç kere öğreteyim dedim ama öğrenmiyor. Ayşe yemeğinizi yedirdi mi sizin? Evet. Hadi o zaman odanıza derse. Buket, al kardeşini de. Hadi gidin. Gelip kontrol edeceğim ona göre. Bir kadının bu saatte dışarıda ne işi var? Nereye gitmiş? Ben nereden bileyim baba? Başına bir şey gelmiş olmasın? Oo, nihayet teşrif ettiler. Evin yolunu biliyorlarmış. Al kızım, odama götür. Neredeydin bu saate kadar? Niye sofraya oturmadınız? Aç değil misiniz? Hadi buyurun. Sana bir sual sordum kadın. Neredeydin bu saate kadar? Dışarıdaydım. Dışarıdaydın demek. Kadın, beni çileden çıkarma. Bu saate kadar neredeydin dedim sana. Ben de dışarıdaydım dedim Burhan Bey. Bana bak. Eğer o kadına gittiysen... Eğer o kadının kapısına gittiysen... Ne olacak gittiysen? Öldürür seni. Öldür o zaman. Vay işi aklıma geldikçe mideme kramplar giriyor yine. Hangi detaylara geçince rahatlamıştın abi? Proje konusunda rahatladım. Eyvallah da. Yakında inşaat başlayacak. Proje koordinatörü kim olacak? Konuşmadık bunu seninle hala. Nesini konuşacağız? Tabii ki Şehrazat. Niye? Ödülü o aldı abi.
Tamam, ödülü aldı da şirkette çok yeni daha. Böyle bir işi kıvırabilir mi? Kıvırır kıvırır. Müthiş bir CV'si var. Gördün? Güven sen bana. Ben sana güveniyorum tamam da Şehrazat hanımefendiye güvenemiyorum, kusura bakma. Niye? Ne yanlışını gördün? Bir yanlışını görmedim ama illa göreceğim. Onur, ben senin ne kastettiğini biliyorum. O kadınlardan çok gördük biz ya. O kadar emin olma Kerem. Kadın dediğin yaratık baştan ayağa zaaftır. Ama bırak şu lafları ya. Sen güven Şehrazat'a. Her konuda. Göreceksin bir gün vay be diyeceğiz. Amma sağlam kadınmış. Umarım. Estağfurullah. Ziyade olsun. Vallahi helal olsun annene Ali Kemal. Koskoca Burhan Evliya oğlunu madara etti ya, bravo. Ne demek madara etti? Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Etti işte. Gecenin bir yarısı elini kolunu sallaya sallaya eve döndü de... Babam bir şey diyebildi mi? O elmas taşlı iğne de uçtu gitti bu arada, onu da söyleyeyim. Nereye gitti? Nereye gittiğini annene sorarsın artık. Yıllık evliyiz Nadide Hanım. Bugüne kadar hata yaptığını görmedim. Bu seferlik affediyorum. Ama bir daha tekerrür etmeyecek. Bu kadar zalim olma. Allah'tan kork. Torunumuz ölüyor. Hiç mi vicdanın yok senin? Nereden torunum oluyormuş? Yüzünü bile görmediğim bir çocuk benim nereden torunum oluyor? Burhan Bey yapma. Görmek istemedin ki. Ahmet'im kaç kez haber yolladı. Türkçe anlamaz mısın be kadın sen ha? Ben başka bir dille mi konuşuyorum? Benim Ahmet diye bir oğlum yok. Ondan olma bir torunum da yok. Allah şifa versin. Milyarlarla oynuyorsun. Hadi torunun olmasını bir kenara bırak. Ama bir çocuğun hayatını kurtarmış olacaksın. Niye o çocuğun hayatına 150 bin dolar veriyorum? 150 bin dolar ona vereceğime 1 milyon doları bir hastaneye bağışlarım. Yüzlerce çocuğun hayatını kurtarırım. Burhan Bey. Mevzu bitmiştir. O kadar. Üzgünüm Şehrazat Hanım. Genel müdürlük kredi talebinizi reddetmiş. Neden? Ben borcumu ödeyebilecek durumdayım. Benim yapabileceğim bir şey yok. Yeşim Hanım, durumu anlattım size. Çalıştığınız firmada deneme süreniz dolmamış. Evet ama yakında doluyor. Esas kadroya geçiyorum. Hem çok önemli bir ödül kazandığım için de... Şehrazat Hanım, inanın elimden gelse... Yeşim Hanım, keyfim için istemiyorum bu parayı. Çocuğumun hayatı söz konusu. Biliyorum, çok da üzülüyorum.
teminat gösterebiliyor musunuz? Gayrimenkul gibi mi? Evet. Hayır, maalesef. Şartları yerine getirirseniz başvurunuzu tekrar değerlendiririz. Biz de size yardımcı olmak isteriz. Ama para bana hemen lazım. Alo. Şehrazat Hanım, merhaba. Merhaba. Maalesef kötü bir haberim var size. Çok ender rastlanan bir durum olmuş. Nasıl? Kaan'ın donörü Mihriman Vahapzade İliği Norveç'te başka bir hastaya daha uymuş. Ne? Siz parayı bulamayınca Norveçli aile bütün işlemleri tamamlamış. Biletini bile göndermişler. Mihriman Hanım da çok üzgün. Olamaz Atilla Bey. Maalesef Şehrazat Hanım. Çok zor olduğunu biliyorum. Ama pazar gününe kadar parayı bulursanız belki Mihriban Hanım'ın Oslo'ya gitmesine engel olabilirim. Yine mi geldin sen? Git arabayı hazırla. Burhan Bey. Aynı kapıya tekrar gelebilecek kadar şerefsiz, haysiyetsiz bir kadınsın demek. Burhan Bey, ne olur bir dinleyin beni. Senin hiç gururun yok mu? Sende izzeti nefis denilen bir şey yok mu? Burhan Bey, yalvarıyorum, ne olur bir kere dinleyin beni. Bırak bunları, bırak bunları. Burhan Bey, bakın. Bakın, Kaan'a ilik verecek uygun donör bulundu. Ama aynı ilik başka bir hastaya daha uymuş. Bu yüzden de Oslo'ya gidecekmiş. Burhan Bey, eğer pazara kadar ben bu parayı bulamazsam oğlum ölecek. Sen mi söylersin, ben mi söyleyeyim? Bu projenin patronu sensin abi. Senin söylemen daha doğru olmaz mı? Hala bulamadınız mı Nurhayat Hanım? Buldum efendim, geliyor. Kerem, bir daha düşünelim istersen. Bence düşünmeye gerek yok. Toplantıdalar efendim. Evet, hay hay. İyi günler. Merhaba Nurhayat Hanım. Onur Bey beni çağırtmış. Buyurun, sizi bekliyor. Teşekkür ederim. Çağırtmışsınız. Evet, buyurun. Otursanıza. Bir şey içer misiniz? Hayır, teşekkür ederim. Ben bir şey içmeyeyim. Evet. Şehrazat Hanım, biz sizi Dubai projesinin başına getirmeye karar verdik.
Ekmek ayması getirdim Onur Bey. Mis gibi, seversiniz siz. Anneniz göndermiş yalının bahçesinden. Ay, nasıl da bakıyor ağaçlara gözü gibi. Ne de olsa babanızın hatırası. Sağ ol Firdevs. Ay ne güzel bir şey bu çalan böyle. Beğendin mi? Çok. Vallahi. Yok, hadi daha fazla daha yükselmedi. Anlıyorum. Getireyim mi hastaneye? Yok, şimdilik gerek. Hadi yat çocuğum. Ya 38'e çıkarsa? O durumda getirirsiniz. Peki. Su içiyor mu? İçiyor, içiyor. Bol bol su içiyor. Biraz takip edip bana haber verin, tamam? Peki. Çok teşekkür ederim Atilla Bey. Ha, bu arada parayı bulabildiniz mi? Hayır, maalesef daha bulamadım. Biliyorsunuz yarın cuma. Ben de biliyorum yarın cuma olduğunu. Peki Atilla Bey. Teşekkür ederim. İyi geceler. Size de iyi geceler. Dışarıda ne yapıyorsun Nadide Hanım? Hiç düşünüyordum. Neyi düşünüyordun? Vicdanından, insafından, yüreğinin yumuşaklığından bunca yıl şüphe etmediğim Burhan Bey'e ne oldu diye düşünüyordum. Ne oldu da böyle taş yürekli biri oldu? Nadide Hanım, yine aynı mevzuyu açma bana. Bir şey açtığım yok. Ne düşünüyorsun diye sen sordun. Başını yastığına koyunca vicdanını bir dinle Burhan Bey. Belki sızlayacağı tutar.
İyi tatiller. İyi tatiller. İyi tatiller. İyi tatiller efendim. İyi tatiller. Şehrazat Hanım çıkmıyor mu? Hayır, o çalışıyor. Dubai projesinin başına getirildi. Duydunuz değil mi? Duydum, duydum. İftihar ettim sizin. Aferin. Sen Almanat Hanım başında, Şehrazat Hanım öbüründe. Gençlerin zaferi bu. Kadınların zaferi bu Yalçın abi. Şehrazat iyi mimardır. Aa, belli. İyi mimarı gözünden tanırım ben. İkiniz de zehir gibisiniz maşallah. Sağ olun. Şehrazat'ın işi sana göre biraz daha zor. Neden? Onur, sağ olsun. Sert çocuktur biraz. Hiç babasına çekmemiş. Muhsin Bey sert değil miydi? Pamuk gibi adamdır rahmetli, pamuk. Peki Kerem Bey'in babası? O da öyleydi. İnsan gibi insandı ikisi de. Nur içinde yatsın. Amin. Bu araba gidiyor mu Yalçın abi? Gel götüreyim istersen. Görürsün gidiyorum gitmiyor mu diye. İyi tatiller. İyi tatiller. Burada espas sorunu var. Başka neresini söylemiştiniz? Burasıydı. Evet. Benden istediğiniz bir şey yoksa çıkabilir miyim? Tabii tabii çıkabilirsiniz. Bizim de işimiz bitti zaten, biz de çıkıyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ha, Nur Hayat Hanım. Buyurun. Bizim bu İmar İskan Bakanlığı'nda toplantımız var ya. Evet. Pazartesi günü özel kalemi arayıp tarihini öğrenin lütfen. Tamam, başüstü. Önümüzdeki hafta mühendislerle toplanalım bakalım. Neye itiraz edecekler? Levent Bey'i siz arayın. Peki. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet. Onur Bey. Sizinle bir şey konuşabilir miyim? Buyurun. Ben şirketten biraz borç almak istiyorum. $150,000 ihtiyacım var. $150,000 ihtiyacınız var. Evet. Tebrik ediyorum sizi Şehrazat Hanım. Gerçekten. Daha 3 ay önce işe başladığınız bir şirketten bir nefeste $150,000 borç isteyebiliyorsunuz. Bravo. Dubai projesinin başına getirmem mi size bu cüreti kazandırdı? Hı? Önemli bir projenin başında olmak size bu kadar cesaret verebildi demek. Tamam. Özür dilerim. Ben çok üzgünüm. Böyle bir konuşma olmadı farz edin. Tamam. Tekrar özür dilerim. Şehrazat Hanım. Aklı başında hiçbir şirket, her ne sebeple olursa olsun, 3 aylık bir elemanına $150,000 para vermez. Biliyorum. Özür dilerim dedim. Lütfen unutun.
Ben tekrar özür dilerim. İyi akşamlar. Ama ben veririm. Tabii bir bedeli var. Benimle bir gece. Ne? Sadece bir gece. Ve 150 bin dolar sizin. Siz beni ne zannettiniz? Ben sadece bir teklifte bulunuyorum. Niye bu kadar sinirleniyorsunuz ki? Benimle bir gece geçirin. 150 bin dolar sizin olsun. Siz nasıl bana bu kadar aşağılık bir teklifte bulunabiliyorsunuz? Hı? Ne zannediyorsunuz siz kendinizi? Dubai projenizin başında başka mimar mı? Ben artık sizin olduğunuz binaya adımımı bile atmam. Teklifimi kabul etmiyorsunuz yani? Asla. Kabul ediyorum.